Afiyet olsun. Sağ ol. Ben buradan taşınmak istiyorum baba. Kafan karışık. Ama artık toparlanmam lazım. Bunu bu evde yapamaz mısın? İşin aslı şu baba. Ne sen beni gerçekten tanıyorsun, ne de ben seni. Bir de burada yalnız değiliz ki. Bir kere ikimizin aklından geçenler çok kalabalık. Sonra ben senin aşkını anlamıyorum, sen de benim. Rahatsızlığın billurdan mı? O aşk değil ki. Bu daha kötü ya. İstediğin ne? Bilmiyorum. Aslında biliyorum. Galiba buradan, bu evden uzak kalmak. Ve artık hiçbir duruma seyirci kalmamak. Sana da Yusuf'a da. Seni aslında senin dahil olmaman gereken durumların ortasına koyduk. Biraz da orada büyüttük Zeynep. Çoğu konuşuyorum çünkü bunu ben tek başıma yapmadım. Baban veya aşık olduğun adamın dünyası yüzünden bu böyle oldu. Sen sadece bu dünyanın yörüngesine düştün ya da düşürüldün. Tabii aklın karışır. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor sence? Madem bunca şey biliyorsun, bana bir yol göster. Ama sakın bana kalbinden ne geçiyorsa onu yap deme. Bu laf benim içimde bulunduğum bu halde, bu durumda bir kapı açmaya yeterli gelmiyor. O zaman bir kenara çekil, biraz dur. Galiba bir yerde okumuştum. İnsanın en büyük özgürlüğü durduğu yerde durabilmesiymiş. Tabii bunun ne anlama geldiğini anlarsa. Siz yemeğe başlamışsınız bile. Gece uyuyamadığını bildiğim için seni yemeğe çağırmadım Billur. Evet, gece uyku tutmadı. Sabaha doğru anca uyuyabildim. Yemekler de çok güzel görünüyor. Bayağı acıkmışım. Siz baş başa yiyin. Ben de kalkıyordum zaten. İyi dinlenebildin mi? Neden yatak odası sesinizi ve halinizi bu masaya kadar taşıyıp kendinizi yoruyorsunuz? Bildiğim kadarıyla iş güç sahibi bir kadınsınız. Bu numaralara gerçekten ihtiyacınız var mı? Zeynep, lütfen. Efendim, Yusuf Bey geldi. Yusuf? Hoş geldin Yusuf. Geleceğini neden haber vermedin? Çağrılmadan, istemeden geldim Zeynep. İznin olursa babanla konuşmak istiyorum. Odama geçelim ister misin? Lütfen. Sabri abi şu an Turgay'ın elinde. Bir otur Miroğlu. Nasıl oturabilirim? Turgay Atacan'a ulaşmam için yardımcı olmanızı istemeye hakkım yok. Ama eğer işinize gelirse bu sefer ilk defa sizden emir almayı bile hazırım. Sırf Sabri abi gibi eşsiz bir dost için hayatımın en ağır diyetini ödeyebilirim. Kendi himmete muhtaç dede, nasıl başkasına himmet ede? Cep telefonundan yer tespiti yaptırmanız yeterli. Biliyorsun dinleme işi normal olarak mahkeme izniyle yapılır. Ama birim emrivakilerle bu kuralı delebiliyor. Eğer buna kaldıysan ne yazık ki Savaş Doğan'dan başka kimse sana yardımcı olamaz. Bunu ondan benim için istemezsiniz tabii. Doğal olarak istemem, ancak istesem de yapmaz. Hatta yapamayabilir. Yapamayabilir? Evet. Çünkü ülkede korkunç bir otorite boşluğu var. Devletin kurumları birbirleriyle boğuşup duruyor. Buna bir de enerji operasyonu fırtınası eklenince artık ortalık iyice toz duman oldu.
Oyunu hissediyorum. Ama aktörleri doğru dürüst seçemiyorum. Savaş Doğan'ın rolü her an mavi geçiş adına tetikçilik yapan Turgay Atacan'a verilebilir. Kim kime dumduma gidiyor. Kurumsal dengeler öylesine bozuk ki kimse ötekini etkisiz hale getirecek kadar güçlü veya haklı ya da temiz değil. Anlıyorum. Yine de teşekkür ederim. Miroğlu. Sana yardımcı olabilmeyi gerçekten isterdim. Sağ olun. Ama sana emir vermek için değil. Yusuf. Yusuf. Yusuf, bir şey mi var? Gitmem lazım. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Ne konuşmuştuk? Telefonda mavi geçiş projesiyle ilgili olarak kişisel görüşünüzü ifade etmiştiniz. Evet. Birimde daha önce yaptırılan analizler çok keskin bir olumsuzluk içeriyor. Benim düşünceme göre projenin olumlu yanları da var, olumsuz yanları da. Üstelik bu olumsuzlukların hala giderilebilir olduğunu düşünüyorum. Buna çok sevindim beyefendi. Eminim Korkut Bey de sevinecektir. Ancak bu proje için yapılan bazı gizli temaslara ilişkin olarak birimde bulunan bir takım belgelerden söz ediliyor. Ne gibi? Bazı mikrofilmler mesela. Korkut Bey'in Vladimir Guryakov'la Bükreş'te yaptığı gizli görüşme gibi mi? Evet, ama bu temasın iki ülke yararına iyi niyetle gerçekleştirilmiş bir buluşma olduğunu biz biliyoruz. Oysa böyle bir belgenin basında yer alması durumunda Korkut Bey'e karşı yargısız bir infaz kampanyası başlayabilir. Anlıyorum. Bu mikrofilmlerin bedelini öğrenmek istiyorsunuz. Estağfurullah. Yo, çekinmeyin, açık konuşun. Burada söyleyeceğiniz hiçbir şey sizi bulunduğunuzdan daha kötü bir duruma düşüremez. Bir bakışa göre öyle. O zaman siz bunlara nasıl bir bedel biçtiğinizi söyleyin. Özür dilerim beyefendi. O konuda bendeniz bir inisiyatif sahibi değilim. Ancak sorun rakamda mütabakat konusuysa eminim Korkut Bey uzlaşma için gerekli fedakarlığı yapacaktır. Bu durumda top sizde. Ben hemen durumu Korkut Bey'e arz edeyim. Söyledim ya, top sizde. Tabii. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin. Sabri olayını biliyorsun. Evet, öğrendim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Turgay Atacan'a ulaşmam gerek. İyi olur. Bu konuda birim bana teknik yardım verecek. Anlamadım. Anlamadın mı? Çok açık söyledim. Güzel. Sana yardım edeceğim ama bir şartla. Neymiş o? Çabuk ol. Duymuşsundur. Yeni bir projemiz var. Yeraltı dünyasına birimin mutlak deneyimini getiriyoruz. Bütün mafya babaları uslu birer çocuk olarak birimin kurallarına göre davranacaklar. Sen de bana Miroğlu sözü vereceksin. Bu adamların hiçbirine racon kesmeyeceksin. Ulan başlatma şimdi racondan. Dadaloğlu ayakları çekmeyeceksin. Yürü çakal, yürü!
Ağabeyin zamanında her şeye rağmen birime saygı duymak istiyordum. Şimdi görüyorum ki burayı mafya çöplüğüne çevirmişsin. Bir de birime saygıdan söz ediyorsun. Sevgilimin babasından yüreğim titriyordu desene. Ulan seni... Hala ahkam mı kesiyorsun ha? İndirin! İndirin dedim! Buradan çıkamazsın biri oğlum. İndirin. İndirin. Sakin olun çocuklar. Sakin olun. Bas düğmeye. Kapıya haber verelim. Silahını beline sok bir oğlum. Beni buradan zorla çıkarman birim açısından korkunç bir resim. Benim de senin de sonun olabilir. Bırak iki akıllı adam gibi buradan kol kola çıkıp istediğin yere gidelim. Hı? Pekala. Aklından bir kahpeli geçirirsen bedelini ödersin. Sakin olun çocuklar. Sorun yok. İndirin silahlarınızı. Biz Miroğlu ile eski dostuz. Olayı birlikte kovalayacağız. Erdal sen bizden haber bekle. Konumuz Turgay Ataşan. Miroğlu ile birlikte hareket ediyoruz. Beni iyice anladın mı? Cep telefonuyla kime nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Peki efendim. Geçin şöyle.